Ve geldik ve ayrılık vaktine daha güzel arkadaşım. Bir konunun daha son dersine geldik ama bu öyle böyle bir konu değildi biliyorsun. Diğer derslerden çok farklı bir konu. Limit konusundayız. Limitin son dersiyle birlikte artık limiti bitiriyoruz. Yeter. Yeter. Limiti bitirme vaktine geldi artık. Peki hocam bize limitte ne anlatacaksın dersen sana limitin son dersinde limitte sürekliliği anlatacağım ve ÖSYM'nin aramızda kalsın. Her sene istisnasız limit sorusu var mı? O zaman limitte süreklilik sorusu vardır dediği noktadayız. O kadar güzel bir tanım yapacağız ki. Hani hep söylüyorum matematikte tanıma, evde anıma, evde hanımı Hanım matematikte tanımı asla unutma diyoruz ya. İşte bu tanım sayesinde bu iş olacak. Hazırsan önümüzde video ders kitapları 35. günü açtık. Elimizde kalemler ve tabii ki gönder gelsin dedim. Ve limitte sürekliliği aldım seni karşıma. 3 sayfa boyunca limitte süreklilik soruları çözeceğiz. Bakayım toplamda bu dersin sonuna kadar sadece 19 soru çözüyoruz bak. Gerçekten derinlemesine ineceğiz. Ama senin önce şuradaki tanıma bak. Bu kadarcık bir kısım var ya bunu anlayınca bütün dersi anlamış oluyorsun. Çünkü bütün ders hep bunun üstüne yoğunlaşacağız. Döneceğiz döneceğiz diyeceğiz ki bak tanımda demiştim. Tanımda demiştim diyeceğiz. Anlaştık mı? Peki tanımda ne demiştin hocam sen? A alt kilometre sayı. F A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere a elemandır reel sayılar için limit x giderken aya sağdan f(x) ile limit x giderken aya soldan f(x) eğer birbirine eşitse ve bir de üstüne f a'nın değeri onlara eşitse bir dakika hocam bu ikisinin eşitliği aslında bize o noktada limitin tanımını veriyordu bu ikisinin eşitliği aslında bize neyi veriyor o noktada limit olduğunu veriyor peki bu arkadaş ne demeye çalışıyor bana f a noktasındaki değer fonksiyonun değeriyle o noktadaki limit değeri birbirine eşit. İşte bu eşitlik varsa x eşittir a noktasında fonksiyon süreklidir denir. İnanılmaz güzel bir tanım. Bak buradaki her bir olayın sağlanması lazım. Peki madde madde işleyelim mi? Şu yani maddeleri biraz açalım. Konuyu biraz daha derinlemesine inelim. FA değeri olmalıdır. Bir kere a değeri yoksa fonksiyon orada sürekli değildir diyeceksin. X noktasında yani X eşittir A noktasında o fonksiyon bir kere kesinlikle ne olmalı? tanımlı olmalı. Arkadaş tanımlı değilse süreklisi de değildir. Aslında sürekliliği böyle kalemle anlatacak olursak bir fonksiyonun grafiğini çizerken kalemi kaldırıyorsun, yuvarlak çiziyorsun ya da gidiyorsun başka bir parçaya zıplıyorsun. İşte o noktada kopukluk vardır. Süreklilik yoktur. Türkçe mana olarak da aslında karşılığını veriyor süreklilik kelimesi. Fonksiyon o noktada limitli olmalıdır. Ha, o noktada limit olmalı. Peki bir fonksiyonun limitinin olması ne demekti hocam? Limit x giderken a'ya fx ile limit x giderken a'ya soldan a fx'in cevabı birbirine eşitse bir kere o noktada limit vardı. Bu bir. Daha doğrusu yukarıdan başlayalım. Bu bir. Fonksiyon o noktada tanımlı olmalı. Tamam hocam tanımlı. İki. O noktada limit olmalı hocam. Üç ve sonuncu maddemiz fonksiyonun o noktadaki limit değeri ile fonksiyon noktasındaki o değer birbirine eşit olmalı. Yani limit x giderken a'ya fx ile f, f a'nın cevabı birbirine eşit. O zaman bu fonksiyon süreklidir diyeceğiz. Ama yukarıdakilerden biri bile sağlanmıyorsa x eşittir a noktasında süreksizlik vardır. Bak bu üç maddeyi asla unutma. Bir fonksiyon tanımlı olacak o noktada. Nerede bakıyorum sürekliyle? Her yerde bakabilirim. O yüzden orada tanımlı olmak zorunda. İki fonksiyonun o noktasındaki limit değeri var olmalı. Yani sağdan limit soldan limite eşit olmalı. E bu da tamam hocam. Son olarak fonksiyonun değerini biliyorsun. O noktadaki. E o noktaki limiti de buldun az önce. Eğer bunlar da birbirine eşit çıkıyorsa değime gitsin. Fonksiyon o noktada sürekli. Aksi halde süreksizdir. Şimdi birinci soru aslında bütün mevzuyu özetliyor. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun eksi 4 ile 3 aralığındaki grafiği veriliyor. Buna göre doğru olanlarını işaretleyiniz x eşittir eksi 2 noktasında süreklidir. Bak ne dedim sana? 3 tane madde bakacağız arkadaş dedim. Her bar maddeyi ayrı ayrı incelemişsin. Fonksiyonu orada tanımlı mı? Nerede? Eksi 2 noktasında tanımlı hocam. Tanımlı ve fonksiyonun o noktadaki değeri 2 değerine eşit hocam. Süpersin. Peki fonksiyonun o noktada limit değeri var mı hocam? Arkadaş o fonksiyonun 2 noktasında ama eksi 2 noktasında sağdan yaklaştığımda veya limite soldan yaklaştığımda bu fonksiyon değerleri birbirine nedir? Eşit değildir. Bunu grafik üzerinden direkt görebiliyorum. Bak soldan yaklaştığımda 2'ye gidiyor. Sağdan yaklaştığımda 1'e gidiyor. Birbirine eşit değil. O zaman bu noktada süreklidir lafı kesinlikle yanlış bir ifade x eşittir eksi 1 noktasında süreklidir. Eksi 1'in hizasından çizgimi çektim. Dedim ki fonksiyon arkadaş bu noktada tanımlı mı diye kontrol ettim. f eksi 1'in cevabı var mı? Baktım f eksi 1'in cevabı beni nereye götürdü? 2'ye götürdü hocam hiçbir problem yok. Hocam o noktada limit değeri var mı? Limit x giderken eksi 1'e sağdan f x ile limit x giderken 1'e soldan f x'in cevapları birbirine eşit mi? Hocam soldan geldim sağdan geldim hep kimin hizasına gittim? 1'in hizasına gittim. Demek ki bunun da cevabı 1. Ve geldim. Son olarak 3. madde fonksiyonun o noktadaki limit değeriyle. Yani limit x giderken eksi 1 değerindeki fx le, fx, e, f x ile fonksiyonun f x f eksi 1 değeri birbirine eşit mi? Hayır değil. biri 2'ye gitti. biri 1'e gitti. Tanımı karşılamıyor. Bu noktada fonksiyon sürekli değil. Bunları yapmalısın. x eşittir. 0 noktasında süreklidir. Şimdi Olayı biraz da hızlandırmak istiyorum. Hani biraz da bakış açını değiştirmek istiyorum. İlk iki noktaya bir bakalım mı tekrar? Hocam bak grafiği çizmeye başladım, çizdim, çizdim. Elimi kaldırdım buraya geçtim. Bak burası nedir o zaman? Süreksizdir ya. Demek ki bu hizada süreksizdir. Niye elini kaldırdın? Bak grafiği çiziyorsun, çiziyorsun, çiziyorsun. Elini kaldırdın, noktayı vurdun. Tekrar çizmeye başladın. Abi burada da süreksiz. Uzun uzun hocam 3 maddeye bakmak yerine bunu mu bakalım? Yeter tabii ki. Bak çizdim, çizdim, çizdim. Oh hiç elimi kaldırmadan yukarı çapraza doğru gittim. O zaman bu noktada fonksiyonum nedir? Süreklidir hocam. Ya aynen hocam dediklerini bana göstermelisin. Göstermekten kastımız da şu. Hocam bu noktada f0 noktada fonksiyonun değeri kaç? 0. Hocam iki numarada biz bu fonksiyonun sıfır noktasında sağdan yaklaşacağız dedik. Bir de soldan yaklaşacağız dedik. Bu fonksiyon değerlerinin birbirine eşit olmasını bekliyoruz dedik değil mi? Eksisini yaptım yaklaştım şöyle baktım. Hocam sağdan da soldan da yaklaştım da cevap beni nereye götürdü? Sıfıra hiçbir problem yok. 3 numaraya geldik. Limit x giderken sıfıra fx ile f sıfırın değeri. Acaba birbirine eşit mi? Evet gerçekten eşit. O zaman bu değerde birbirine eşitse üç durumda sağladığına göre benim fonksiyonum bu noktada nedir? Kesinlikle süreklidir. Tamamen akla zihne yatan bir şey. Aksi bir durum yok. Hocam bu noktada arkadaş bak geliyorsun. Bu tarafa geçiyorsun. Ya bir dakika fonksiyonu sen burada tanımlamamışsın. Artı elini kaldırıp o tarafa geçebiliyorsun. Süreksizdir. Neden süreksizdir? Lafı şundan dolayı. f1'i tanımlı mı? Hayır, tanımlı değil tanımsızdır f1. f1 tanımsız olduğu için fonksiyon kesinlikle burada süreksizdir arkadaş. Biz de üstüne yazalım. süreksizdir neden süreksiz olduğunu ama anladık değil mi? Önemli nokta bu çünkü. X eşittir 2 noktasında süreklidir. Bak elimi kaldırmadan grafiği çizebiliyorum. O noktadaki limit değeri de fonksiyonun değeri de her biri de birbirine eşit çıkıyor. Hatta direkt cevabı yazalım istersen. F2'nin cevabı beni kime götürdü? Birinin hizasını götürdü. Limit değeri sağdan da yaklaştım, soldan da yaklaştım. Hep kime götürdü? 2'ye götürdü. E her seferinde sağladı hocam. Sürekli midir? Kesinlikle süreklidir. Zerre kafamızdaki soru işareti böyle sürekli 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 bu kadar. Peki geldim bu tarafa. Sorun o ikim. Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği veriliyor. Buna göre f(x) fonksiyonu sürekli olmadı. Halde limitinin olduğu noktaların apsisleri toplamı nedir? Bak, sürekli olmasın ama limiti var olsun. Bu noktaları gel tek tek işleyelim. Şimdi önce 5 numarası daha doğrusu eksi 5 noktası için bakalım. Önce neye bakıyorduk? F eksi 5'e bakıyorduk. F eksi 5 burada tanımlı değil mi? F eksi 5'in bir değeri var nokta nokta. Fakat bu noktada limit var mı? Eksi 5'e sağdan giderken F x ile limit x giderken eksi 5'e soldan F x birbirine eşit mi? Değil. O halde burada nedir? Limit yoktur hocam. Peki limitin olmadığı yeri mi soruyor sana? Hayır limitin olduğu yeri soruyor. Demek ki eksi 5 noktası benim aradığım noktalardan biri değil. X eşittir eksi 2 noktasında f eksi 2 tanımlı mı? Hayır tanımsız hocam. Bir kere tanımsızsa bu noktada kesinlikle nedir diyeceksin? Süreksizdir hocam diyeceksin. Ama süreksiz olmasına karşın senin burada limit x giderken eksi 2'ye aldığın fx değeriyle Limit x giderken eksi 2'ye sağdan soldan fx değerleri birbirine eşit çıkıyor. Dikkat et soldan da yaklaşsan sağdan da yaklaşsan eşit çıktı. Bu noktada kesinlikle limit değeri var mı? Var. Sürekli mi? Süreksiz. Sen neyi soruyordun? Ahanda bunları istiyordun. Demek ki almam gereken hapsislerden biri nedir? Eksi 2'dir. Şimdi grafik üstünden devam edeceğim artık çözebilirsin. Hocam soldan yaklaştım. Sağdan yaklaştım. Limit x giderken 3 f(x) var mı? Var hocam. Peki f3 var mı? O da var hocam. Ama bu değerler birbirinden farklı bak. Yani bu noktada sürekli mi? Hayır, sürekli değil hocam. Süreksiz. Ama süreksiz olmasına rağmen limiti var mı? Var. Vay! Aslında her şeye birer örnek vermiş oluyoruz burada. Evet, burası bir süreksiz noktadır ama limiti var. Hatta burası tanımsız noktadır. Burada bile limiti var. Geldim yine bu tarafa. Soldan yaklaştım, sağdan yaklaştım. Hocam bu noktada F5 tanımlı mı? Tanımsız. Bak tanımsız bu noktada. Ama limit var mı? Var hocam. Limit x giderken 5'e nedir? Vardır dedim. Ben de böyle noktaları arıyorum. Demek ki x eşittir 5 noktası almam gereken noktalardan biri. Ama buraya bakar bakmaz. Bir kere diyorsun ki burada kopma var. Bu kopmada limit yoktur diyorsun bu noktada. Anlaştık mı? Bize limitin olduğu süreksiz olduğu. Limit yoksa zaten kesin süreksizdir. Limit yoksa süreklilikten bahsedemezsin bile. Anlaştık. Güzel bir ayrıntı yalnız var. Şimdi bu noktada var. Bu noktada var. Bu noktada var istediğimiz noktalar. Eksi 2 artı 3 artı 5'i yazdım. 8'den 2 çıktı. Geriye ne kaldı? Tas tamam 6 kaldı. Vurdum cevabı altıya gönder gelsin dedim. Polinom fonksiyonların sürekliliğini arıyoruz şimdi. Ne demek bu hocam? Şeklindeki polinom tipindeki fonksiyonlar tüm reel sayılarda süreklidir. Arkadaş sen bir polinom fonksiyon çizerken, onun grafiğini çizerken asla elini kaldırmazsın. Elini kaldırmazsan süreksizlik teşkil edebilecek bir nokta oluşur mu mantıkken? Hani az önce de dedim grafiği çizerken elini kaldırıyorsan süreksizlik vardır. Arkadaş polinom fonksiyonları da elini kaldırdığın tek bir nokta yok. Tanımsız yapan tek bir nokta yok. Sağdan soldan limit her yerde birbirine eşit. E fonksiyonun değeriyle de limit değeri birbirine eşit. Mükemmel. O zaman biz bütün polinom fonksiyonlarda ne yapabiliriz? Deriz ki tüm sayılarda süreklidir deriz polinom fonksiyonlar için. Dedik. Peki sorusu nasıl geldi? Gel ona bakalım. Fonksiyonun gerçel sayılarda sürekli olduğu biliniyormuş. Neyinin alabileceği tam sayılar değerini bul. Bak gerçel sayılarda sürekli. Bütün sayılarda sürekli. O zaman bu nasıl bir fonksiyon olmalı? Polinom fonksiyon olmalı. Madem bu bir polinom fonksiyonsa polinomun tanımını uymalı. Polinomun tanımı diyor ki bana üstlerindeki x'lerin kaç sayılar 0 ya da sıfırdan büyük doğal sayılar olmak zorunda. Öyle değil mi? Peki buna göre n büyük eşittir 6'dan ama aynı n 11'den küçük eşittir. O halde benim n dediğim sayı 11'den küçük ama 6'dan büyük eşittir. Peki geldim buraya yorumlayacağım şimdi. O zaman benim n dediğim değerler ne olabilir? 6 olabilir. Bir dakika 7'yi de almamız lazım tabi. Şuradan 7'yi de alalım. Sildim şunu. 7 de olabilir. 8 de olabilir. 9 da olabilir. 10 da olabilir, 11 de olabilir. Tam aradığım cevaplar. Tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bana. 6-7 daha, daha doğrusu 11-6 daha ne yaptı? 17 yaptı. Şuradan da 17 geldi. 9-8 daha ne geldi? Buradan da 17 geldi. Toplamı ne yapar? Tas tamam 50 yapar. 51 yapar. Vurdum cevabı 51'e. Gönder gelsin. İşte asıl sorular bunlar. Eğer bunları doğru yapabiliyorsak tamam bu işte gerçekten ilerlemişizdir. Fonksiyonun sen süreklilik kavramını, tanımını... Şurada yerleştirmişindir. FG fonksiyonları için bilgiler veriliyor. Fo F fonksiyonu polinom fonksiyondur. Polinom fonksiyonsa her yerde sürekli. Tamam. Limit x giderken 3'e f(x)'in cevabı eksi -3. Yukarıdaki bilgiye dayanarak senin direkt bana şunu yazman lazım. Hocam f3 noktasındaki değeri de eksi 3. Çünkü bir fonksiyonun polinom fonksiyonsa eğer sürekli olabilmesi için o noktadaki değeri ile limit değerinin birbirine eşit olması gerekir. Yine limit x giderken 3'e gx'in cevabı neymiş? 1'miş. Bu da güzel. E tamam bu da cepte hocam. Limit x giderken 3'e fx artı gx'in cevabı eksi 2. Bıdı bıdı bıdı. Hangileri daima doğrudur? Bunu arıyoruz. Arkadaş bu doğru mu değil mi? Nasıl anlayacağız bunu? Gel buna bir inceleme yapalım beraber seninle birlikte. Limit x giderken 3'e fx. E sen limit biliyorsun azıcık. Limitin özelliği neydi toplamada? Oh mis ayırabiliyordum hocam ben bunu. Ayırdım geldim buna dönüştü mü? Dönüştü. Şimdi bir yorum yapıyorum. Arkadaş limit x giderken fx'te cevap 3'e gidiyormuş. Bunu yazdım. Eksi 3'e gidiyormuş yazdım. Limit x giderken 3'te gx cevabı 1'e gidiyormuş. Bunları topladığımda cevap ne gelir? Kesin eksi 2 gelir. La başka bir şey gelme ihtimali yok. Yapıştır geç. Peki gel. Hocam f3 artı g3'ün cevabı eksi 2. Doğru mudur bu? Şimdi f3'ün cevabı için kesinlikle ama kesinlikle ne yazabiliyorum? Eksi 3 yazabiliyorum. Devam ettim. Eksi 3 artı G2'nin cevabı ne çıkıyormuş? Eksi 2. Buradan demek ki sen G2'nin ne olduğunu söylemeye çalışıyorsun bana. 1. Ya böyle bir şey olmak zorunda mı? Hayır. Bak bunu bir grafik üstünde böyle hayal edelim. Tamam mı? Yalnız araya bir tane boşluk atmam lazım. Şöyle. Şuradan da şöyle nokta yaptım. Şu tarafı doğru götürdüm. Şimdi bu G fonksiyonunun grafiği olsun. Arkadaş G fonksiyonunun grafiğinde biz limit x giderken 3'ün cevabını 1'e götürdük değil mi? Ama diyelim ki değeri 4'e gidiyor. Evet bu soruya göre yazdığım bu grafiğe göre limit x giderken 3'e. Hocam senin x'inin tamam tamam limiti 1. Ama senin o noktadaki gx fonksiyonunun değeri kaç? Farklı bir değer olabilir. 4 olabilir 5 olur 6 olur paşa gönlün ne isterse. Buraya nokta ne koyarsın mı olur? E o zaman sen ısrarla bana 1'dir diyorsun. Ya öyle bir şey olmak zorunda değil daima dediği için yanlış. Olabilir mi? Olabilir ama daima doğru değil. Peki geldim yine buraya. Ya arkadaş bak bu sabit değer. Bundan yana sıkıntımız yok. At bunu karşıya. Senin elinde şöyle bir şey oluşacak. G3'ün cevabı attım. Eksi 1 artı 1 geldi. Ya sen G3'ün bir olduğunu nereden biliyorsun? O limit değeri. Limit değeriyle fonksiyonun değeri birbirine eşit olabilir. İşte olursa da sürekli de olur. Ama G sürekli'dir. Lafı geçiyor mu? Ama... Geçmiyor. Daima dediği için bu seçenekler patlıyor. Aman diyeyim sadece doğru cevabı bulmaya odaklanmıyorsun. Aynı zamanda diyorsun ki hocam he, mevzu bu. Yazmaya çizmeye ayrıntısıyla anlatmaya devam ediyorsun. Şimdi yine polinom fonksiyonlardan biz ne elde edebiliyoruz mesela? Rasyonel fonksiyonlar elde edebiliyoruz. Peki ben bu şekilde bir rasyonel fonksiyon elde edersem. Burada x yerine ne yazamazsın? Paydayı sıfır yapan değeri yazamazsın. O zaman paydayı sıfır yapan değer hariç bütün her yerde en geniş tanım kümesi burasıdır diyeceksin. Geri kalan her yerde benim fonksiyonum süreklidir lafını kurabilirim. Benim ekstra artık başka bir şeye ihtiyacım yok. T fonksiyonu tüm gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre. Bir dakika tüm gerçel sayılarda sürekliymiş. Demek ki paydayı sıfır yapan değer var mı? Yok. Bir dakika ya. İkinci dereceden bir denklem, payda asla sıfır olmuyor. Demek ki bu sıfır, ayır bu değil. Nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki hocam, deltası sıfırdan küçükse, bunun reel kökü yoktur. Reel kökü yoksa, paydayı sıfır yapan değer yoktur. O zaman delta'yı sıfırdan küçük alacağız. Delta neydi? B kare. B'nin karesi eksi 4ac. Yazdık mı yazdık? Küçük sıfır dedim. 36. Küçüktür dedim. 4 çarpı M eksi 1 dedim. Cırsana cırsana sadeleştirdim. 9 küçüktür M eksi 1. M buradan neyden büyük çıkar? Bunu karşıya attığımda ondan büyük çıkar. Peki M'nin alabileceği değerler kümesini soruyorsun bana. O zaman derim ki ben burada. Ee, burada ne yapalım hocam? M'nin alabileceği değerler kümesi. E şöyle yapalım. Açık aralık 10'dan artı sonsuz aralığına kadar M'nin alabileceği değerleri bulmuş olurum. Galiba bu da oldu. Şimdi sıradaki soru. Fonksiyonu Sürekli. Evet evet sürekli bu fonksiyon. Ve en geniş aralığı şu elemanların haricindeki bütün reel sayılar olduğuna göre. Limit x giderken eksi 3'e değerini bana söyler misin? Arkadaş ya bu soruda zaten bana kökleri vermiş. Neyi? Paydayı diyor. Sıfır yapan değerler bunlar. Çünkü bunu alınca süreksiz oluyor bu arkadaş diyor. Ha diyorum o zaman ben de. Demek ki benim elimdeki bu denklemin iki tane kökü var. Köklerinden biri eksi 3 diğeri 5. Peki biz biliyoruz. ikinci dereceden bir denklemde kökler belliyse kökler toplamı lazım bize 2. Bir de kökler çarpımı lazım hocam bize. O da 2. Bir dakika kökler çarpımı o 2 gelmez. Eksi 15. Peki sonuç olarak şunu mu söylerim? x kare eksi tx artı c cevabı sıfıra eşittir. Yerlerine yazarsam x kare eksi 2x eksi 15'in cevabı ne olmalıdır? Kesinlikle sıfır olmalıdır. Bu neresi? Bu payda arkadaş paydayı bulduk. L, benim orada M'ye N'ye falan ihtiyacım var mı? Soru benden M neyi istiyor mu? İstemiyor bırak git onu. Bırak git direkt limite gidelim. Limit x giderken eksi 3'ü hocam. Yukarıdan x artı 3 geliyor. Aşağıdan da x kare eksi 2 x eksi 15 değeri geliyor. Yalnız tam burada ben eksi 3'ü yerine yazarsam yukarısı 0 aşağısı 0 belirsizlik geliyor. Oh be limitte belirsizliğin tekrarını da yapmış oluruz seninle böylelikle. O zaman diyorum ki hocam gel biz aşağı tarafı çarpanlarını ayıralım. Aşağı, yukarıdan x artı 3 geliyor. Aşağıdan da x artı 3 çarpı x eksi 5 şeklinde çarpanlarını ayrılıyor. Bunlar gitti. Gidince paydayı da payı da sıfır yapan değerlerden kurtulduk. Eksi 3'ü yerine yazdım şurada. Cevabım ne geldi? Eksi 1 bölü 8 geldi. Doğru cevap eksi 1 bölü 8. Soru biter geçmiş olsun. Şimdi sıradaki. F ve G polinom fonksiyonları ise F artı G polinom fonksiyondur. Tüm gerçek sayılarda da süreklidir. Arkadaş polinom fonksiyonların toplamları da yine her yerde nedir? Süreklidir. Polinom fonksiyonların çarpımları da yine her yerde nedir? Süreklidir. Çünkü sürekliliklerini bozabilecek bir durum meydana gelmez. Peki hemen onunla ilgili bir soru da patlatayım ben sana. Fg fonksiyonlar. Limit x giderken fx 0 Limit x giderken sıfıra gx o da sıfır eşitliği veriliyor. Diyorum ki bunlar polinom fonksiyon her noktadaki daha doğrusu x eşittir sıfır noktasındaki bütün limit değerleri sıfır. Peki polinom fonksiyonlar aynı zamanda nasıl fonksiyonlardı? Sürekli fonksiyonlar. Sürekli fonksiyonların o noktadaki limit değerleriyle e, fonksiyonun değerleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Soru bana bu bilgiyi verirken kenarda polinom fonksiyon süreklidir diyerek bu bilgiyi de veriyor. İşte bu iki bilgiyi toparlamam lazım. Bölümleri de her zaman ha, x eşittir 0 noktasında limiti yoktur diye vurgulamış. Olabilir mi bu? Olabilir. Ya arkadaş bak yukarıdaki de 0 geliyor. Aşağıdaki de 0 geliyor. O zaman bu noktada limiti yoktur değil mi? Daima doğru mu? Değil. Bak şimdi neden değil hocam? Benim fx fonksiyonum şu olsun. Gel bak seninle birlikte fonksiyonları yazalım. fx eşittir x çarpı x artı 1 olsun. Kabul mü? f sıfırı verince limitini alınca sıfıra gidiyor. Güzel. GX fonksiyonunda şöyle bir şey olsun. Hocam x çarpı x eksi 1 olsun. Kabul mü? Kabul. E peki sen şimdi limit x giderken 0'a fx bölü gx'i alacaksın. x çarpı x artı 1 bölü x çarpı x eksi 1'i alacaksın. Ne yaptı? X'ler birbirine götürdü. X yerine 0 yazdın. Yukarıdan 1 aşağıdan eksi 1 geldi. Cevap eksi 1 çıktı. E limit çıktı. Ben sana sürekli olacak demiyorum ki. Süreklidir demiyorum ki. Limit yoktur diyorum. Hayır limit olabiliyor. Daima doğru mu? Hayır. Tam ters köşe soru yalnız ha. Bak burada patlatmışımdır birçok arkadaşım. Fx bölü x fonksiyonu. x eşittir sıfırda süreksizdir. Evet kesinlikle. Çünkü paydayı sıfır yapan değer var. Bu noktada süreksizsin arkadaş sen. F0 artı g0 sıfırdır. Kesinlikle sıfırdır. Çünkü bunlar polinom fonksiyon, süreklidirler. Sürekli fonksiyonlarda o noktadaki değerleriyle limit değerleri birbirine eşit olmak zorundadır. Parçalı fonksiyonların sürekliliği. Biçiminde parçalı fonksiyonlarda kritik noktalarda süreklilik koşulu incelenir. Bak özellikle benim sana hep vurguladığım bir nokta vardı. En gıcık fonksiyon parçalı fonksiyondur. Türevinde de limitinde de her şeyinde parçalı fonksiyonda dert yaşayacağız. Limitte de keza öyle. Şimdi limitin şuradaki kritik noktasını sorsam bana ne dersin? X eşittir A hocam kritik noktadır diyeceksin doğru mu? Kritik nokta haricinde bizi enterese eden eğer bunlar birer polinom fonksiyonsa hiçbir sıkıntı yoktur. Her yerde tanımlıdır, süreklidir. Ama kritik noktasında sağdan soldan limite bakmak zorundayız. Limitlerini başka bulamayız. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz. Arkadaş bunların her biri polinom fonksiyon mu? Polinom fonksiyon. Her yerde sürekliler. Ama sınırlamış beni. Demiş ki x küçükken x3'te x3'te 4 aralığında 4'ten büyükse. Önce bunun kritik noktaları tespit edilir. X eşittir eksi 3 ve x eşittir 4 benim kritik noktalarım mı? Evet. Bu noktalardaki fonksiyonun değeri ile bu noktalardaki fonksiyonun limit değerleri bulunur. Eksi 3'e sağdan bir gidelim bakalım. Eksi 3'e sağdan gitmek demek x artı 5 denkleminde. Eksi 3'ü yerine koy 2 geldi. Aynı fonksiyonun yine bu sefer neresine yaklaşacağız? Soldan yaklaşacağız. Soldan yaklaştığımda denklem 3x eksi 1. Yerine koyduğumda ne geldi? Eksi 10 geldi. Bu noktada limit nedir? Yoktur. Arkadaş limit yok. Limit yoksa sürekli midir? Hayır değildir. Demek ki bu noktada fonksiyon süreksizdir arkadaşım. Sürekli değilse süreksizdir diyeceksin. Anlaştık mı? Güzel. Peki geldim. Hocam 4 noktasına da bakmam gerekiyor benim mantıken. Hemen 4 noktasındaki soldan ve sağdan limitleri inceliyorum. De soldan bakalım önce. X artı 5. Soldan baktım. 4'ü yerine kaydı, koydum. 9. Limit x giderken 4'e sağdan sağdan baktım. 2x artı 1. 2 kere 4 8. 1 daha 9. Güzel. Ama yetmez. Senin f 4'e de bakman lazım. Hani dedik ya limit değeriyle fonksiyon o noktadaki değeri birbirine eşit olacak. Eşitlik burada. Burada yerine koydum. Bu da 9. Alayı birbirine eşit mi? O zaman burada nedir bu fonksiyon? Süreklidir arkadaş. Sürekli olduğu noktayı da bulduk. Bak benim fonksiyonum burada neymiş? Süreklidir dedim. Ve sonuç olarak en geniş aralığı bulun diyordum bana. R eksi eksi 3 diyorum. Olayı bitiriyorum. Eksi 3 haricinde her yerde benim fonksiyonum sürekli arkadaş. Bu iş bu kadar arkadaş. Gerek de yok diyorum. İşte bu fonksiyonu için bıdı 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 ifadelerinin hangileri doğrudur diye bana sormuş. Bakalım hocam şöyle bir ifadeler var burada. Bunun böyle doğru olduğu yerleri arıyoruz. Nasıl bulabiliriz? Bir ben sana ne dedim arkadaş fonksiyona süreksiz olabilecek arkadaşlar varsa rasyonel arkadaşlar vardır. Mesela süreksizlik noktası burada kaçtır? Paydayı sıfır yapan 5'tir. Burada hangisidir? X eşittir 1'dir. Burada hangisidir? X eşittir 6'dır. Yalnız bir dakika adı üstünde parçalı fonksiyonla uğraşıyorsun. Diyor ki ben bunu sana zaten x 4'ten küçükken tanımladım. Sen zaten burada x'e 4'ten küçük değer vereceğim. 5 verebilir misin? Hayır. Demek ki burası süreksizlik noktası değil. Sen zaten 5'i burada yerine yazamıyorsun bile. Yazamıyorsun bile. X eşittir 1. Burada biri yerine yazabiliyor mu? Hayır yazamam bile. Demek ki bu burada süreksizlik noktası değil. 4'ten büyük değerler veriyorum. 6 verirsem süreksiz oluyor. Evet kesinlikle x eşittir. 6 da süreksizdir. Daha hiç işlem yapmadan. Sadece paydalarına bakıp nerede sürekli nerede süreksiz biraz tespit ettik. Şimdi bu arkadaşım bana kritik noktasını söyler misin? Kritik nokta neresi hocam? 4'te parçalanmış. O zaman diyorum ki x eşittir 4 nasıl nokta? Kritik nokta. Kritik noktada bizim sürekliliği ne yapmamız lazım? Kontrol etmemiz lazım. Hadi gel kontrol edelim. Limit x giderken 4'e. Önce soldan. Soldan gidiyorsak bu denklemi kullanıyorum. Elimde bu denklem var. Şimdi yerine yazıyorum. 3 bölü 4'ü yerine yazdım. Ne? Eksi 1. Cevap ne geldi? Eksi 3 geldi. Şimdi aynı şekilde limit x giderken 4'e sağdan fonksiyonumu kontrol ediyorum. O nedir? x artı 2 bölü x eksi 6'dır. 4'ü yerine koydum 6. 4'ü yerine koydum eksi 2. Cevap ne geldi? Eksi 3. Bir dakika dur. Fonksiyonun burada limiti var mı? Limit var. Ama fonksiyonun o noktadaki değeri acaba eşit mi sürekliliği sağlaması açısından kontrol edeceğiz. Şurada yerine yazacağız. Bak benim fonksiyonumun adı neymiş? 1 eksi x. x artı 5 bölü 1 eksi x. Yukarıdan ne geldi? 9 geldi. Aşağıdan eksi 3 geldi. Cevap ne geldi? Eksi 3. Fonksiyonun değeriyle limit değeri birbirine eşit çıktı mı? Eşit çıktı. Baya zor bir ihtimal. Ama bu noktada süreklidir dedim. X eşittir 4'te sürekli midir? Evet süreklidir. X eşittir 5'te süreksiz miydi? Hayır sürekli. Çünkü sen 5'i burada yerine yazmıyorsun ki. Bak 5'i burada yerine yazıyorsun. Yazınca da tanımsız yapan bir şey yok. Limit incelemeye gerek yok. Süreksizdir diyorsun. Beni kandırmaya çalışıyorsun hocam. Bu var ya bak tam bir sazan seçeneği. Sazanları burada avlıyoruz arkadaşlar. Burada avlıyorsun. Dönemedim ekranı. Dönemedim ekranı şimdi döndüm. Tamam mıyız? Artık avlandığımıza, ay avladığımıza göre yola devam edebiliriz. Haydi bakalım 12. soru. Fonksiyonun tüm gerçel sayılarda sürekli olduğu biliniyor. Bir dakika dur. Her yerde sürekliyim. M artı N toplamı nedir? Peki burada hepsi polinom fonksiyon mu polinom fonksiyon? Nasıl sürekli çıkar polinom fonksiyon? Parçalı ise eğer kritik noktasında da sürekli ise. X eşittir. 2 nasıl nokta hocam? kritik nokta. Hemen gelip bunu incelemek zorundasın. Diyorsun ki ben bu kritik noktayı incelemem lazım abi. O zaman inceleyelim. Limit x giderken 2'ye soldan. Soldan soldan burası oluyor. O zaman diyorum ki mx artı 6'dır orası. Yerine yazarım onu. 2m artı 6. Tamam hocam sağdan sağdan inceleyelim hocam. Limit x giderken sağdan sağdan şu formülü kullanmamı istiyor soru benden. Buradan da ne geldi? Ne artı 4 geldi. Bir bilgi daha var elimde. Hocam benim fonksiyonun o noktadaki değeri limit değerine eşit olacağı için x eşittir 2'deki 8 değeri de her birisi olduğu gibi buna eşit olmak zorunda. O zaman buradan çıkarılacak sonuç 2m artı 6'nın cevabı 8'dir ve aynı zamanda aynı zamanda eşitlik sağlandığı için n artı 4'ün de cevabının sağlaması için 8 olması lazım. 2m'nin cevabının 2, m'nin cevabının 1. 8'i karşıya attım, 4'ü karşıya attım da n'nin cevabının da ne olması lazım? 4 olması lazım. Sonuç olarak ben M artı N'yi istiyorum. Sonuç olarak 4 artı 1'i istiyorum. Doğru cevabım 5'tir dedim. Vurdum cevabı şey. Ay maşallah dedim be. Ay maşallah bir soru daha bitti be. Bir soruyu daha yine böyle gömdük geçtik. R'den R'ye tanımlı bir fx fonksiyonu var parçalı. Tamam. Her x elemanında R için fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Sürekli. Her yerde sürekliymiş. Bir kere baktım polinom fonksiyonu zaten buralarda sürekli olur ama Demek ki parçalandığı noktada bile sürekli. Kritik noktasında bile süreklilik mevcut. Tamam. Limit x giderken eksi 4 fx ile limit x giderken eksi fx fonksiyonların toplamlarının değerlerini arıyorum. Ne yapacağım hocam bana söyler misin? Yapacağım şey şundan ibaret. Arkadaş madem bu kritik noktası ki kritik noktası neresidir? Eksi 3'tür. Tamam. Bu kritik noktada ne olmasını bekliyorum? Sağdan soldan limitlerin birbirine eşit olmasını bekliyorum. Sağdan limite bakalım. Hocam burası değil mi? 3m daha doğrusu önce denklemi yazayım sonra yerine yazarız ne yazmam gerekiyor burada mx artı ne bunu kullanacağız hocam gel yerine yazalım yerine yazdım eksi 3m artı ne kabul müyüz tamam hocam budur peki ben limite yine x giderken eksi 3'e soldan yaklaşırsam kullanmam gereken denklem x kare eksi mx olmalıdır burada da eksi 3'ü yerine yazarsam ne gelir 9 eksi 3'ü yerine yazarsam ne gelir artı 3m gelir. Ve son olarak el limitte biz sürekliliği nasıl tanımladık? O fonksiyonun limit ile o noktadaki değeri de birbirine eşit olmalı. Orası da neymiş? M artı 1. Yani burada gördüğün 3 ifade de birbirine eşit. Madem öyle eşitler 9 artı 3 M'yi M artı 1'e eşitlerim. 2M buradan eksi 8. M'nin cevabı ne gelir? Eksi 4. Yalnız eksi 4 tek başına soru çözdürmez. Bir de girelim şurada yerine yazalım onu. Şuradan 12 geldi. Artı neye geldi? O da M artı 1'e eşit olacak mantıken. M'yi ne bulduk? Eksi 4. Burası ne geldi? Eksi 3. N'nin cevabı ne geldi hocam? Eksi 15 geldi. Artık M'yi de neyi de biliyorum. Şurayı silelim. Direkt limit bulalım artık. Limit x giderken eksi 4'e. Eksi 4 nerede tanımlı? Burada tanımlı hocam. Nerede yerine yazacağım? x kare artı 4 x de yerine yazacağım. Yazdım. 4 kere 4 16. Eksi 16 daha ne geldi? 0. Süper. Bunu bulduk. Peki yola devam. Hocam sen bir de limit benden x giderken eksi 2 istedin. Gel bir de onu bulalım. Eksi 2'yi nerede yerine yazacağız? Şurada yerine yazacağız. Ama bir dakika denklemi düzenleyelim. Eksi 4 x eksi 15 geliyor hocam. Eksi 2 yazdım 8 ne kaldı? 7 kaldı. Peki biz bunların da toplamını arıyorduk. 0 artı 7 daha. Artı 7 mi eksi 7 mi? Eksi 7 geliyor hocam. Eksi 7 daha cevap ne yapar? Eksi 7 yapar. E, cevap eksi 7'dir dedim. Vurdum cevabı olayı bitirdim. Bak gerçekten bu soruyu çözdüysek anladıysak biz artık limitte süreklilik mevzusunu kapmışızdır. Peki burada bir sorun var sana. Arkadaş her mutlak değerli fonksiyon aynı zamanda nasıl fonksiyon? Parçalı fonksiyon. Çünkü mutlak değerli fonksiyonları biz parçalı olarak yazabiliyorduk. Şimdi gel mutlak değerli fonksiyonu da daha önce sana anlatmıştık ama şimdi biraz daha böyle geniş perspektiften bakalım. Mutlak değer fonksiyonunun sürekliliğini inceleyelim. İçini sıfır yapan değer göz önünde tutularak parçalı fonksiyonun mantığı ile inceleyeceğiz. Bir kere mutlak değerin içini sıfır yapan değer neydi? Kritik noktaydı. Kritik noktada ne yapıyorduk? Sağdan soldan fonksiyon bakıyorduk. Yetiyor muydu? Süreklilik için yetmiyordu. Bir de o noktadaki değerini buluyorduk. Güzel. Her mutlak değerli fonksiyon bir parçalı fonksiyondur diye ben sana yazayım ki sen rahat et. Mesela bak fx eşittir 3x artı 6 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz. Arkadaş önce şöyle anlatayım ben sana soruyu. fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon değil mi? Aslında mutlak değerliyse parçalıdır. Eğer işaret değiştirip dışarı çıkarsa bu fonksiyon x ne kabul etmiş olurum ben bunu? x değeri negatif olduğuna göre içeriği sıfır yapan değer neydi bir dakika ona bir bakalım. 6 sıfırdan x eşittir eksi 2 içeriği sıfır yapan değer. Demek ki x değeri eksi 2'den küçük kabul ettim böyle dışarı çıkarttım. Eğer dışarıya aynen çıkarıyorsam demek ki ben x'i eksi 2 ya da eksi 2'ye eşit kabul ettim. Ha bunu çözmüşüm soru olarak ha bunu. Peki hocam limitte ben parçalı fonksiyonu çözmek istiyorum. Kritik noktasında limit alacağım. Nerede aldığının bir önemi yok. İster bunu da al ister onu da al. Zaten aynı şey arkadaş. Aynı şey. Buradan ne geliyor? 3x artı 6 geliyor. Mutlak değerden kurtulmam lazım diyorsun. Kurtuluyorsun diyorsun ki eksi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaşınca zaten bu denklem geliyor. Yerine yazıyorsun cevap ne geliyor? 0. Bitti. Hocam limit x giderken eksi 2'ye soldan yine 3x artı 6 fonksiyonunun limitini bulmak istiyorum diyorsun. E yine limit x giderken eksi 2'ye soldan dışarıya nasıl çıkar? İşaret değiştirip çıkar hocam diyorsun. İşaret değiştiriyorum. Eksi 2'yi yer. E bu da 0 geldi diyorum. Peki fonksiyonun eksi 2 noktasındaki değerine bakıyorum. Yerine yazıyorum o da 0 geldi. E hocam bu fonksiyon burada kesinlikle süreklidir. Aynen öyle. Ama ben ne diyorum sürekli olduğu en geniş küme sağdan da yaklaştım soldan da yaklaştım. Bütün reel sayılardır. Sürekli olmadığı tek bir nokta bile yoktur. Hatta hatta sen azıcık böyle matematik biliyorsun artık. Diyorsun ki y eşittir e, x koordinatını ben çizeyim. Daha doğrusu x y koordinatını çizeyim. Ardından grafiğimi çizeyim. Şurası eksi 2'ye tekabül edecek. Burası 6'ya. Senin aslında fx fonksiyonun bu. Ama biz fx'i değil. Biz mutlak fx arıyoruz mutlak fx ne demekti? x ekseninin altında kalan fonksiyon parçasını yukarıya taşı demekti. Taşıdım mı? Taşıdım. Peki buradan çıkarılacak sonuç ne? Abi kopma, uçma, kaçma, yana kaçma, bir şey yapma var mı? Bana onu söyle. Zerre yok hocam. <Gülüyor> <Gülüyor> mükemmel bir bilgi ya. Bak grafiği de düşününce anlıyorsun zaten. Diyorsun ki abi yok yok yok. Bu kadar. Gel. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz diyor. Bulalım hocam. Şimdi bu fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme için. Hocam aşağıda payda var. Yine sağdan soldan mı bakacağız? Parçalamak zor değil mi? Gitme oraya. Ya da parçala sen bilirsin. Aynı şey aslında. Ama ya gel buradan çözmek daha kolay olmaz mı? Tabii ki bu fonksiyonun önce içerisine bakacaksın. X kare eşittir 16'dan. İçeriği 0 yapan değer ya artı 4'tür hocam ya eksi 4'tür. Doğru mu? O zaman iki noktada da ben buna sağdan soldan yaklaşmam lazım. 4 noktasında sağdan yaklaşırsam. İçerisi büyük mü olur sıfırdan küçük mü olur? Düşünüyorum. 4'ten büyük değer verirsem hocam benim içerisim pozitif olur. İçerisi pozitif olursa bu arkadaş dışarıya dışarı direkt çıkar. Şöyle bir değer elde ederim. Bravo. Peki bu arkadaş da aslında x eksi 4 çarpı x artı 4 değil midir? Böylelikle aşağıdaki paydayı sıfır yapan belirsizliğe sebep olan arkadaş gider mi sık gider. Cevap sıfır geldi mi geldi. Peki gel diğerine geçtim. Limit x giderken 4'e soldan bakalım hocam bir de. Soldan yaklaşınca ne diyorum? Ya hocam bak ben burada ister yani soldan yaklaş ister sağdan yaklaş bir şey fark etmiyor aslında. Bak yine aslında böyle çıksa bile x kare artı 16 şeklinde çıksa bile. Eksi parantezine al bunu. Hocam x kare eksi 16. Peki ayır çarpanlarına x eksi 4 çarpı x artı 4 gelmez mi? Hocam paydada da x artı 4 yok mu? x artı 4'ler birbirine götürür. 4'ü yerine yazdığımda bunun cevabı yine 0. Gelmez mi? Gelir hocam. Her halükarda 4 noktasında hocam gel bir de F4'e bakalım diyorsun. Değil mi? İçinden bir de bu geçiyor. 4'ü yerine yazdığımda yukarısı 0, aşağısı 8 geldi. 0 bölü 8'den cevap 0 geldi. X eşittir 4 noktasında nedir? Süreklidir bu arkadaş. O zaman kim sıkıntılı hocam? Tabii ki paydayı sıfır yapan değer. Aynı zamanda bizim bizim ne yapmıştık? Mutlak değerimizin de içerisinde kritik noktasıydı. Geldim buraya o zaman. Limit X giderken eksi 4'e sağdan sağdan geliyorum. Eksi 4'ten daha büyük değer verirsem. Eksi 4'ten daha büyük değer demek. Mesela eksi 3 nokta küsür. İçerisi nedir? Kesinlikle negatiftir. Dışarıya çıkarken eksi parantezinde çıkar. Böyle dışarı çıkarttım. Hocam bir sadeleştirme yapmamız lazım. Eksi parantezinde x eksi 4 çarpı x artı 4 olarak yazdık hocam. x artı 4'ler gitti. Eksi 4'ü yerine yaz. Eksi 4'ü yerine yazdım. Eksi 8. Önünde de 8 var. Artı 8 geldi. Aha burada işler biraz kızışacak gibi. Eksi 4'e gel bir de hocam soldan yaklaşalım diyorsun. O zaman eksi 4'e ne yapacaksın? Eksi 4'ten daha küçük. Eksi 5 gibi değerler vereceksin. Karesini aldığında artı 25 gibi değer elde edeceksin. İçerisi kesin pozitif olacak. Dışarıya nasıl çıkacak? X kere eksi 16 olacak. Payda da X artı 4 bölümü var. Yine diyorum ki hocam burası çarpanlarına ayrılabiliyor. Çarpanlarına ayırıyorum. Bunlar gitti. Eksi 4'ü yerine yazıyorum. Ne geldi? Eksi 8. Daha bir kere burada patlıyorsun. Diyor ki, ki hocam X eşittir. Eksi 4 4'te benim fonksiyonum nedir? Sürekli değildir ya da süreksizdir diyebilirsin. Otomatikman sürekli olduğu en geniş kümeyi arıyoruz. Hocam eksi 4 hariç benim fonksiyonum alayında her yerde her zaman süreklidir diyebilirim. Bunu gönül rahatlığıyla söylerim. Şimdi yine sıkıntılı böyle tanımsızlığa sebep olan senin bildiğin işlemlerden biri ne var? Köklü sayılar var. Eğer senin kökün derecesi tek bir sayıysa hiçbir sıkıntı yok tüm gerçek sayılarda süreklisin. Ama senin kökün derecesi bir çift sayıysa biz ne yapamıyorduk? Kökün içini negatif yapamıyorduk negatif yapmayan bütün değerler için süreklidir diyeceksin. Orası neresi hocam? Fx büyük sıfır olduğu yerlerde büyük sıfır aynı zamanda eşit olduğu yerlerde süreklidir diyeceksin. Başka hiçbir yerde süreklidir diyemezsin. Mesela böyle bir fonksiyonu koydum önüne. Sürekli olduğu yerleri söyle bana desem. Bu nasıl kuvvetli? Çift dereceli kuvvet var. O zaman diyorum ki buranın içi bir kere ne olması gerekiyor tanımlı olabilmesi için büyük eşit sıfır olması gerekiyor. 36 büyük eşitse x kare 36 büyük eşitse x kareden 6 büyük eşittir x'ten o da büyük eşittir ne yazarım? Eksi 6'dan. En geniş tanım kümesini alıyorum. Sürekli olduğu benim demek ki r x'in burada tanımlı olması gerekiyor. Kapalı eksi 6 ile artı 6 aralığında bir değer vermezsem bu iş olmazmış tamam mı? Fonksiyonu sürekli olduğuna göre. Baktım tek dereceden kuvvet var. Bingo hiçbir problem yok. Baktım çift dereceden kuvvet var. Getir bunu incelemem lazım dedim. Dedim ki x eksi 3 ne olmalı? Büyük eşit sıfır olmalı. x büyük eşit ne olmalı? 3. Burası tamam. Hocam köklü ifade var. Hatta bölmeli ifade var. Şunu biliyorum. Köklü ifadenin tanımlı olabilmesi için büyük eşit sıfır olması lazım. Yalnız paydanın da sıfırdan farklı olması lazım. Bu ikisinden çıkarılacak sonuç ne? Sen demek ki sadece sıfırdan büyük ol kardeşim yeter. Sıfıra eşit olamazsın. Olduğundan paydayı da sıfırlarız. Biz yine sürekliliği sağlayamayız orada. Bak mesela bu biraz kritik bir soru. Yani ben şu durumu arıyorum. Bir dakika çarpanlarını ayıracağım. Ayıramadım. Delta'ya bakayım dedim. B kare eksi 4 A C'ye baktım. Cevap ne? Bir dakika. Ee, A C. B'nin karesi. B kare. 4AC, 4 AC. 4. Bir 4 AC. Ne geldi buradan? Eksi 12 geldi. Delta sıfırdan küçük olduğu için reel kök yoktur. Her yerde tanımlıdır bütün reel sayılarda. Yani bütün reel sayılar için burası kesinlikle pozitiftir hocam. Ne yaparsan yap kurtulamazsın buranın pozitif olmasından. O zaman bizi tek sınırlayan şey ki bu arkadaş kapalı 3 aralığından artı sonsuza kadar sen dilediğin değeri verebilirsin. Hiç fark etmez. Yine aynı şekilde logaritmanın da bir tanım kümesi vardı. Her yerde logaritmayı tanımlayamıyordun. Nasıl ki köklü sayıları da tanımlayamıyorsan hatırla. Aynı mantık burada devam ediyor. Logaritma hx ve gx. Gx tabanında hx için biz şöyle yazmıştık aslında daha akılda kalıcı olursa. A tabanında fx yazmıştık hatırla. 1 demiştim a sıfırdan büyük olacak. 2 a birden farklı olacak. 3 fx fonksiyonunda yine sıfırdan büyük olacak demiştik aynı şeyleri yazdık. Eğer bunlar sağlanıyorsa logaritma fonksiyonu da sürekli bir fonksiyondur. Mesela bu logaritma fonksiyonu tanım sürekli olduğu tanım aralığını bana bul. Altına ayrı üstüne ayrı inceleyeceğim. 1. ne istiyorum? X eksi 4'ün sıfırdan büyük X'in 4'ten büyük olmasını. 2 x eksi 4'ün 1'den farklı olmasını. Bu da önemliydi hatırla. x eşit değildir 5'e dedim. 3 9 eksi x'in sıfırdan büyük olmasına 9'un da x'ten büyük olmasını istiyorum. E bunlardan çıkaracağım sonuca bakalım. 4 eşit değil 9 tamam. Sürekli yapan tam sayı değerlerinin toplamını arıyoruz ama öyle bir aralık bulmalıyım ki 9 küçük x küçük nedir 4. O zaman ben diyorum ki hocam bu aralık bana yeterlidir. 4 ile 9 aralığı olmalıdır ama içerisinde kimi istemiyorum? 5'i. Ve bu aralıktaki tam sayıları da toplayalım istiyorum. 6 5'i alamadım. 7 bir de 8'i aldım. 14, 7 daha ne yaptı? 14, 7 daha 21 yaptı. Doğru cevap tas. Tamam. 21'dir dedim. Vurdum cevabı 21'e. Geldim günün son sorusuna. Sürekliliği artık bitiriyoruz. Hatta limiti bitiriyoruz. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz. Şimdi parçalı bir fonksiyon var mı? Var. Ama parçalı fonksiyondan önce fonksiyonların kendisine bakıyorduk. Bunu tanımsız yapan süreksiz yapan değerleri bulalım hocam gel. Elimizde ne var? Mesela kesirli fonksiyon olsaydı sadece kesre bakmam yeterliydi. Burada sadece kesir yok logaritma fonksiyonu var. Bu ifadenin kesinlikle ama kesinlikle ne olmasını istiyorum? Sıfırdan büyük. Yani 4x bölü x artı 1 ifadesinin sıfırdan büyük olması lazım. Bu denklemin kökleri x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1'dir. Hemen aklına ne yapmak gelir? Tabii ki tablo hocam. Tabii ki tablo. X 1'e 0. Şuraya fx yazalım biz onun yerine. Bunlar da denklemin kökleri. Artı, eksi, artı şeklinde ilerledik. Doğru mudur? Bakıyorum sıfırdan büyük olmasını istiyorum hocam. X'in önündeki katsayı artı olduğuna göre artı başladım. O zaman benim derim tanım kümem kesinlikle bu aralıktadır. Ben bu aralığı ne yapmıyorum? İstemiyorum. Sarı bölge benim istediğim kümedir. Yani onun haricinde bu fonksiyonda uçma, kaçma başka bir şey var mı? Logaritma fonksiyonlarında kopma oluyor muydu grafiğinde? Hayır. Tek tanımsız yapan yerler orası ise orası. Onun haricinde hiç bizim derdimiz yok. O zaman ben bütün reel sayıları alabilirim. Ama şu aralığı alamam. Bu aralık normalde tanım kümesinde eksi bir dahil değil ya. O zaman almamam gereken küme içerisinde dahil. Aynı zamanda sıfır dahil değil ya. O zaman almam gereken daha doğrusu dahil edemeyeceğim küme içerisinde sıfır vardır dedim. Vurdum cevabı son soruda. Bir günün daha sonuna geldim hemen. Hemen kamp sayfasını açıyoruz. Kamp sayfasını getirin bana. Kamp sayfasını getirin bana. Hem ben getirdim kamp sayfasını. Her ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız hüzünlü olmadı olmayacak. Bizim ayrılıklarımızda bir ders bitti. O dersin ne bölümü gitti? Limit 5 bölümü bitti. Ve en son sen o testleri çözdüğünde o da bitecek ve gün gelecek kitap bitecek. Ama bekle yavaş yavaş bir sonraki ders türeve gireceğiz. Ve adeta seninle türeve doyacağız. Bak 9, 10, 11, 12, 13, 13 ders boyunca öyle bir türev kampı yapacağım ki sana akıllara zarar. Selam. Selam olsun buradan türevi dinleyecek tüm arkadaşlar yeniden. Bir sonraki derste görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.